olsaydı, gitsin Adem'in mezarına secde etsin. Mevla da nasıl biliyor damarını, değil mi? Gitsin Adem'in mezarına secde etsin dedi. Kabul et, kabulümdür. Musa Aleyhisselam bayıldı ya, bu kadar bu iş ucuza mal olacak he. İblis bekliyor, var mı bir müjde dedi, büyük müjde var, nasıl ol? Adem babamızın kabrine bir secde yapsan dedi. Hani baştan secde etmedi ya, bir secde yapsan dedi, bu işi Mevla siliyor. Bir düşün, yahu dedi, dirisine secde etmediğimin dedi, ölüsüne mi secde edeceğim? Aaa, iblis gibi sen de, ben o herife dua eder miyim? Zaten ben o herifi sevmiyorum, yani dua etmeyeceksen de kıymet de etme işte. Mevla da o zaman diyor ki, mecbur dua yapacaksın. Yaparsan affederim diyor. Burada Hazreti Halid Zülcenahayn, Şam-ı Şerif'te yatıyor, Bağdatlıdır asıl, Nakşi tarikatımızın Halidi kolunun reisidir o. Hazreti Osman Efendimiz'in torunlarından büyük velidir. Onun kardeşi de halifesi, abisi, yeğeni Şam-ı Şerif müftüsüydi. Onun bir Erzurullah'tül Halidiye isimli eseri bize geldi Maraş'tan. Fotokopi yapmıştım onu Arapça. O eserde rastladım. Yakın tarihte çok hoşuma gitti. Gerçi hadis-i şerifleri görmüştüm ama o özelliğini duymamıştım. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, her kim her gün Allahümmeğfirli velil müminine vel müminat, ya Rabbi beni de inanan bütün erkek ve kadınları da affet diye dua ederse ülhübde bi'li kulli müminin hasene, her imanlının her müminin sayısınca ona sevap yazılır. Şimdi dikkat edin, her mümin diyor Adem babamızdan tut son insana kadar, ne kadar inanan varsa. Ve bunun içerisinde cinler de girer, insan demiyor, cinlerin de müminleri girer. Bütün 224 bin peygamber ve ümmetlerinden ne kadar mümin var? Şimdi dünyada 1,5 milyar var. Bunu kim bilir? Kabirde ne kadar var? Bu kıyamete kadar ne kadar gelir? Her inananın sayısınca, yani cinleri de katarsan bu zaman belki trilyonlara ulaşacak, milyarlarca diyelim sevabı oturduğu yerde dakikada alır. Niçin? Mevla bütün ümmete dua etmemizi seviyor. Bu hadis-i şeriften tabii çıkarılmış. Hazreti Halid radıyallahu anh orada buyuruyor ki şu duayı her gün efendim 27 kere okuyacak. Yalnız burada ana baba hakkından da kurtuluşa vesile var. Rabbigfirli velivalideyye velilmüminine velmümina. 27 kere bunu her gün okuyan için diyor, dedikodu ve gıybet günahına bir numara silgi çeker. Yani biz, ben şahsen bundan muzdarım. Muzdaribim. Siz de herhalde şikayetçisiniz bu gıybetten, değil mi? Hepinizde bu dert var, değil mi? Bak bende birkaç hastalık var. Şekerim 300'dü mesela. Şimdi bugün 300, bugün. Ama ben şekerden çok bu gıybetten kurtulsam isterim. Neden? Çünkü şeker bana belki de Allah, belki değil, mutlaka ki rahmetidir. Bana onu iyilik ettiği için verdi. Acıdı da verdi. Vardır onda bir hikmeti. Ama bu gıybet belası benim başımı yer. Onun için insan en büyük derdi bu günahlarını bilecek. Varsa derdi günahlarındır. Hani İbn-i Mesud Hazretleri vefat ederken Hazreti Osman radıyallahu anh ziyarete geldi de ne dedi? Neden şikayetim var? Neden ağrıyor dedi? Günahlarımdan şikayetim var dedi. İşte bizim de şikayetimiz günahlarımızdan olmaz. İki saat gıybet etme vaktiniz var da iki dakika duaya vaktiniz yok, değil mi? Yani öyle bir adamız ki yuvarız yuvarız günahları. Mevla buyuruyor ki benden iki dakika af isteyin de size affedeyim, adam diyor vaktim yok ya. Yani vallahi biz cehenneme odun olmaklık bir halimiz var ya. Hem günahı yapasın hem af iste, ona da vaktim yok, film seyredeceğim. İyi o zaman ya, cehenneme kadar yolum var, daha sana ne yapalım ya. İstiğfar da etme, o günahlardan git. Allah'tan mağfiret dileyelim. Bak Mevla ne buyuruyor? Bu gıybeti yapmayın peşinden. Ben yine tövbelerinizi kabul ederim, sen acırım. Yine bir çıkar kapısı yaradı. Yoksa bizi helak etse ne yapacağız?